Rica ederim. Şimdi bu ebeveyn şeyimizden sonra, bakış açımızı oturttuktan sonra verdiğim şeyler vardı. İlk soru neydi? İlk şey neydi daha doğrusu sizden istediğim? İlk aklına gelen nedir? Şimdi parayla ilişkide ilk aklına gelen, ilk aklınıza gelen bayram harçlığı olanları bir göreyim. Güzel. Çoğunluk Türkiye'de harçlık yani. Şöyle bayram harçlığının ayrı bir yeri var. El öpülüyor çünkü. Bayram harçlığının neden önemli bir şeyi var? El öpüyorsun. Karşılığını alıyorsun. Yani bu kesmen bir ilginç bir şey durumumuz bizim. Bir de mendilin arasında veriliyor. Mendil de gözyaşı ve burun akıntısı için kullanılıyor. Yani değil mi? Çok ilginç değil mi? Ben sizden önce onları onar onar alırdım çocuklarına. Bir an önce bitsin de gitsin burada durmasın. Yani. Şimdi cüzdan videosunda ne diyorum? Önemli olan şey şu. Şuur altında sembol diliyle konuşuyor şuur altı. Bilim de sembol diliyle konuşuyor. Basitleştirip, indirgeyip hızlanıyor. Yani matematik formülleri, her şey böyle gidiyor. Resim, kimlik yani. Kimlik, resim, para, fiş, şu bu hepsini gördün. Hepsi bütün ilişkilendiriyor onu bilgisayar gibi. Ağın içerisine katıyor. Diyorum ki kimlik taşıyabilirsin ama yani açtığında görmeyeceğin bir yerde olsun. Açtın, kredi kartı, kimlik bir arada gene aynı şekilde. Kimliğin karıştı. Açtın, baktın ve para, fişler yine aynı şekilde. O zaman mendil, el öpme ve özel bir zaman. Para. Evet, belirli bir zamanda kendiliğinden giriyor. Bir şey yapmana da gerek yok. Ve ilginçtir. O paranın ne yapılacağını çocuk çoğunlukla özgür bırakılmaz. Dikkatinizi çekti mi? Evet. Getir o kumbarayı buraya. Kumbarası ailesi tarafından alınanları bir göreyim. Kumbarası ailesi tarafından patlatılanları. Cüzdanda olur mu? Cüzdanda biriktiriyor. Fark etmez. Yani kumbara dediğim şey birikim. Birikim herhangi bir nedenden dolayı aileye vermiş olanları bir elle göreyim. Hala duran var. Çocukluğumdan beri benim var. Para mı duruyor? Evet. İş bankasında şu kumbaralarını. Benim de iş bankası. Ay, o para orada duruyor. Ha ama yok, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bir birikiminizi küçükken, çocukken işte 10 lira, 5 lira annen dedi ki ver onu bana. Vermedi geriye. Baban dedi ki ver onu bana. Vermedi. Bunu soruyorum. Bir daha göreyim elleri. Tamam. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Para biriktirebiliyor musunuz şu anda? Hayır. Biriktiremezsiniz. Biriktirdi ha evet yani o biriken para boşa gidiyor. Değil mi? Bir yere gidiyor. Yani ama ummadığın bir yere gidiyor. Evet. Bir borç veriyorsun. Bunun notunuzu alacaksınız herhalde şimdi yani bununla ilgili. Çünkü neden? Burada birikim enerjisinde ben bunu kendi kızımla yaşadım. Söz verdim vereceğime. Küçükken aldım. Her seferinde de not ettik. Not ettim bir yere. O anda para ve paha çalışması yaptıracağım diye bilinçli yapmadım ama kendi para enerjimi iyileştirme gayretinde olduğum için. Sonra ona götürdüm. Döviz olarak ödedim. Bunu iyileştirmek için de onun harçlığı kadar oraya o şeye yatırım yaptım yani onun kumbarasına. O parayla İngiltere'ye dil eğitimine gitti. 2 ay. Şimdi aynı şeyi kendine yapacaksın. İyileştirme. Nasıl? İlgili değilse, bu konuyla ilgiliyse sor, değilse sorma. Çok ilgili şöyle, iki kızım var. Onlardan bir borç alıyorum. Acil bir şey oluyor. Fazla koyuyorum. 200 lira aldım mesela. 220 koyuyorum. O doğru mu? Yerine geliyor. Hani onda şunu korktum şöyle. Verirsem daha çoğunu geri alırım diye bir de borçlarım olur bu çocuklar bu defada. Şimdi
ters köşe yapar mıyım diye düşünüyordum hep. Şimdi iyileştirme verdim ya şu anda. Arkadaşlar konuya girerken nereyi böldüğünüze dikkat edin. Anlaştık mı? Çünkü bir iyileştirme çalışması veriyorum. Bir şey veriyorum. O anda bölüyorsunuz ve enerji de bölünüyor. Anlaştık mı? O bitsin o bölüm. Benim de böyle bir örneğim var diye sorun. Şimdi buradaki iyileştirme çocuğun algısı değil, kendimizle ilgili bir şey konuşuyoruz. Sen yaşamışsın böyle bir şeyi çocukluğunda. Burada el kaldıranlarla konuşuyorum yani. Yaşamışsın ve birikim yapamıyorsun ve gidiyor. Yapıyorsun, gidiyor. Şimdi senin içindeki çocukla, o parası alınan çocukla bir iyileştirmeye ihtiyacın var. Dedik ya, fark edeceğiz, bunu bırakacağız. Bu iyileştirme ne? O birikim yaptığın parayı altın alacaksın. Tamam mı? Mesela kafanda bu, hani biriktiriyorsun ya. Fark etmez yani. Hani artık şeyle de var. 0.50 0.25'te çıkar yakında. Gram çeyreği var. He, gram çeyreği var. Çeyreği çıkmış yani işte. Önemli olan şey şu. Bir şey değerli hale geldi. Anlaştık mı? O parayı, değerli hale gelen parayı o biriktirdiğin paranın içinde tutacaksın. Ve diyelim ki 5 lira koyuyorsun ya, birikim yaptın. Bir birikim kumbaran olacak ya da birikim şey işte 5 lira, 3 lira atıyorsa o senin paran. Bu mutfak parası değil yani, bu iyileştirme kumbarası. Koydun. Oraya koyarken ki hedefin sadece altın almak. Altına dönüştürüyorsun. Bu bir simya verdiğim şey. Onu yaptın. Altına ne yapacağınla ilgili bir şey yok. Sadece ilk önce altına dönüşecek. Anlaştık mı? Her altını attığında göreceksin ki için kendini iyi hissediyor. Çeyrek çeyrek olsun, fark etmez. Mesela şöyle isterse gram gram olsun. Ama sen o cüzdanından, gelirinden, evden, sağdan soldan çıkan paranı yaptığın o kumbara, o senin özel kumbaran. Sadece altın mı koyuyorsun? Altına dönüştürelim. Neden? Döviz iniş çıkışlı bir şey. Altın her dem, bir de şu anda Türkiye'de dövizin vergisi şusu busu var. Altının yükselme potansiyeli daha yüksek Türkiye şartlarında. Dünya şartlarında da öyle de. Yok zaten hem astrolojik olarak hem de sosyolojik olarak altına, değerli madenlere gidiyor ve şey, sanal paralara gidiyor iş. Ama burada altın, metal ve işte hani orada bir şey dönüşüyor ya. Sen o kağıt parayı şuyu buyu bir altına bir şey dönüştürüyorsun. Bu parayı, bu değerlendirdiğin şeyi harcamak için değil, değerlendirmek için koyuyorsun oraya. Orası senin değerlendirme mayan. Anlaştık mı? Evet. Göreceksin ki harcama enerjisi değerlendirme enerjisine dönüşüyor. Bunu herkes yapabilir. Eğer istersen bir şey daha veriyorum. Bir küçük tılsım daha veriyorum. Hani şimdi güzel kokular, güzel şeyler kendimizi iyi hissettiriyor ya. Mesela varsa güzel kokun, gerçek koku ama böyle sahte parfümlerden bahsetmiyorum. Bu aromaterapi yağları gibi falan. Onun içerisine damlatabilirsin. Bir damla, bir şey, bir bezine, bir şeyine koyup. Neden? Güzel koku, aynı zamanda koku, kök çakra. Nasıl, ne sana iyi geliyorsa. Çünkü o insan içi biliyor ne iyi geliyor. Koku, güzel koku. Kokuların işte hani şeyi var, karanfil, sedir, kök çakra ama sana hangisi iyi geliyorsa hiç önemli değil. Zaten kokunun kendisi kök çakra ile ilgili bir şey. Ama sen orada, oraya her gittiğinde lütfen 25 kuruşunu da git oraya at. 5 kuruşunu da. Yani ben her seferinde giderim. İşte 5 kuruş, 10 kuruş, keyifle bir çocuk. İçindeki çocuğa yapıyorsun onu. Ne olur deme, bunu yaparak ev kredisini bitirenler oldu. Ummadığı yerden paralar, bu parayı toplan enerjisi. Toplan ve değerlen. Şuur altında toplarım ve değerlendiririm. Kendi alanıma parayı alır ve değerlendiririm. Küçük olanı büyütme gücüm var benim. Burası çalışıyor. Ufak ufak bir araya getirir, büyütür. Tam bir maya enerjisi bu.
Bu verdiğim tam bir tılsım. Kumbarayı hem altın koyacağız hem para koyacağız. Ama şey, bozuk para. Bozuk ve bozuk da hani metal ya da kağıt para var. O senin birikim şeyin. Yani oraya attığın, hani en başta şunu söylemiştim ya, gelirlerden, gelen paramdan mutlaka dedim hani 1 lira olsun kazançlarından bir yere bir aktar. 1 lira olsun ya maaşından, 50 lira 100 lira. O ayın 50 lirası o değerlendirme. Önce o paraların hepsi bir altına dönüşsün. Banka hesabında gram altın alıyorum. O olur mu? Hayır. Hayır. Bu söylediğim şey fiziksel olarak yapılacak bir şey. Ve evde. Değil. Evde. Evde. Mutfak kumbarasından da farklı. İtiraz edenlerin hepsinin şuur altı şu anda konuşuyor. Siz değil, şuur altınız itiraz ediyor. Katmanlara itiraz ediyor. Olsun, o itirazlar dokunup hissedebildiğimiz, evet, bir şey oluyor. Sorumluluk almanız için söylüyorum bunu. Yani 0.25 gram altın evde olmuş olmamış, şu olmuş bu olmuş. Zaten o alanı koru. İstediğim de o. O alanı koru. Ona sahip çık. Bir de ilişkini orada bir daha değerlendireceksin. Korku, ne oldu, orada mı, heyecanlanıyor musun? Her seferinde yüzleşiyorsun. Gittin attın, iyi hissetmeye başlayacaksın. Para enerjini kendin dönüştürüyorsun. Burada bir dönüşüm var. Burada yapacağımız şey, buradan çıkan para ev almayacak. Buradaki enerji ev aldıracak. Buradaki enerji seyahat parasına dönüşecek. Buradaki enerji senin ummadığın yerden gelen, İşte şuyun buyun olacak, her neyse. Benim böyle ayrı ayrı şeylerim de var. Minik bir tane seyahat kurban var. 5 kuruş 10 kuruş atıyorum. Önemli değil. Kafamda şey var. Sen birikime, sen seyahate, sen evin parası diye. Evin parası eve harcanıyor. Seyahat param. Seyahate gideceğim zaman kumbaramı açıyorum. Veya geldim. Euro'm var. 1 kron işte 50... sen fark etmez. Onu öyle tek tek atıyorum. Sizi bir sonraki seyahate buraya bırakıyorum. Öteki tarafta gidiyorum. Ha, baktım 10 lira 20 lira bir şey oldu. Seyahat param açtım. Seyahate gidiyorum. Onunla bir şey alamayacağım. Ama olsun, onu aldım ya elime. Artık onu birikim parasına atıyorum. Diyorum ki seyahatimden zenginlikle döneyim. Zenginlik illa para olmak zorunda değil. Bilgi görgü de zenginlik. Şimdi burada ne var? Kendi alanını yönetmek var. Kendi alanınla sohbet var. Kendi alanını iyileştirebilecek şifacı olduğunu kabul etmek var. Zaten simya bu demek. Simya dönüşüm demek. Al sana metali altına dönüştürüyor muyuz? İlla laboratuvarda mı yapacağız kardeşim bu işi? Birer simyacıya dönüşüyor muyuz? Dönüşüyoruz. Bu çalışmayla ilgili uyanların enerjilerinin nasıl açılacağını ben şimdiden daha hissediyorum. Ben onu yıllardır yapıyorum. Necmi Hadır Enes parası. Yani yıllardır yaptığım.